Seçimlerde en çok sorulan sorulardan birisi, dolar ve altında bir geri çekilme yaşanacak mı? Dolar ve altın tekrar bir alım fırsatı verecek mi? Daha düşük seviyelerden bir alım fırsatı verecek mi sorusu. Yoksa her seviyeden tabii ki alım da yapabilirsiniz, satış da gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki ayrıntı şu tabii. Daha önceki günlerde yaşadığımız gibi böyle 30-40 kuruşluk bir düşüş dolarda ya da 30-40 liralık bir düşüş gram altında olacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Pek çok dostumuz bana da bu konuyla ilgili sık sık sorular geliyor. İsterseniz bu videoda bu sorunun yanıtını vermeye çalışayım sizlere. Dolar ve altında bir geri çekilme yaşanır mı? Yoksa çok küçük gevşemeler alım fırsatını ancak bu seviyelerden mi sizlere verir? Hatta yarın öbür gün bu seviyeler bile almak için bir hayal haline mi gelir? Onu birlikte değerlendirelim sizlerle. Önce yurt dışındaki gelişmeleri madde madde aktaracağım. Arkasından Türkiye'deki gelişmeleri aktaracağım. Bunun sonrasında dolarda ya da altında ve özellikle gram altında bir düşüş, sert bir düşüş olur mu olmaz mı? Dediğim gibi buna hep birlikte karar vereceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce dünyayla başlayalım. Euro bölgesi ve Amerika, Asya bölgelerinin PMI'leri yani sanayi, imalat, satın almaları her geçen gün hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Bunun anlamı nedir? Onu söyleyeyim. Yani fabrikaların ham madde ya da yarı mamul satın almaları hızlı bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Üretimin durmuş olması. Üretimin durma noktasına gelmiş olması değil bakın. Üretimin durmuş olması dünyanın pek çok yerinde, buna Çin'de dahil. İkincisi, temel gıda fiyatları hızlı bir şekilde artıyor. Bunun sebebi de gayet net. Çünkü insanlar diğer hiçbir ürünü talep etmezken özellikle gıdaya taleplerini her geçen gün arttırıyorlar. Hatta gıdayı stokluyorlar. Bunun örneklerini Türkiye'de de çok yakından görüyoruz. Neden? Çünkü yarın öbür gün eve tamamen kapanmak zorunda kalırlarsa ya da bir kıtlıkla karşı karşıya kalırlarsa bu süreci atlatabilmek adına. Tabii bu yoğun talepte gıda fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarıya gitmesini beraberinde getiriyor. Bir, ikinci önemli sebeplerden birisi de ülkeler arasındaki geçişkenliklerin azalması. Yani ülkelerin birbirlerine gıda mamülü satmaması, satamaması ya da birbirinden hastalık korkusu nedeniyle talep etmemesi, edememesi. Yani herkesin kendi yağıyla kavrulmaya çalışması ve bu nedenle de gıdanın yeterli gelmemesi. Ve gıda yeterli olmadığı için de talebe bağlı olarak fiyatlar hızlı bir şekilde yukarıya çıkmaya devam ediyor. Salgın sadece bakın G7 ülkelerinde 4.1 trilyon dolarlık bir zarar yaratmış durumda. Yani dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinde 4.1 trilyonluk zarar var şu ana kadarki tablo bu. Bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle bu tablo her geçen gün biraz daha artarak büyüyecek. Ki Amerikan ekonomisinin 5 trilyon dolar erimesi bekleniyor. Keza Avrupa ekonomilerinin 5 trilyonla 7 trilyon euro ortalamasında daralması, çok ciddi zararlara uğraması bekleniyor. ABD, AB, Asya ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin hem ekonomileri hem de ticareti durma noktasına gelmiş durumda. Birbirleriyle ve içeride. Birbirleriyle olan ticaretleri de durdu. İçerideki ticaretleri de durdu. Siz de zaten sokağa çıktığınız zaman, ülkenin, şehrin en kalabalık bölgelerine gittiğiniz zaman görüyorsunuz pek çok dükkan kapatılmış durumda. İşte bu tablonun dünyanın her yerine yayılmış olduğunu düşünün. V şeklinde bir toparlanmadan bahsediliyordu ilk önceleri. Yani hızlı bir çöküş ardından hızlı bir yükseliş. Aynı 2008 yılında olduğu gibi. Ama böyle bir şeyin mümkün olmayacağını sizlere defalarca söylemiştim. Bunun sebebi de şuydu. Bu bir ekonomik kriz değil. Bu bir finansal kriz değil. 2008'de evet biz bir ekonomik kriz yaşadık dünya olarak. Ama bugün yaşadığımız bir hastalık felaketi. Ve biz bu hastalık felaketinin devamında bir ekonomik kriz yaşayacağız. Bu ekonomik krize çözüm üretilmezse bir sonraki aşamada sosyal kriz, sonrasında belki 3. Dünya Savaşı'nı yaşayacağız demiştim. İşte bu konuda dünyada hızlı bir şekilde konuşulmaya başlandı. Bakın dünyanın en önemli sivil toplum örgütlerinden birisi olan Oxfam ne diyor? Dünya çok ciddi bir ekonomik krize karşı karşıya kalacak. Hatta bu büyük salgından bile daha derin yaralar açabilir diyor. 600 milyon kişi de bu derin yara nedeniyle yoksullaşabilir diyor dünya çapında. Bunlar iyi ihtimaller tabii. Çok daha kötü ihtimallerle de karşı karşıya kalınabilir. Yine Dünya Çalışma Örgütü'ne bakıyorsunuz 195 milyon kişinin işsiz kalabileceğini ifade ediyor. IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlarda dünyada
piyasadaki çok sert daralmalardan bahsediyorlar. Hatta bunun adını koymaya başladılar. İşte IMF geçtiğimiz günlerde neredeyse %3,5 olan dünya büyüme tahminini %6,5 oranında daralttı ve %3'lük bir küçülme beklediğini söyledi bundan sonraki süreçte dünya ekonomisinde. Bu gelişmekte olan ülke ekonomilerinde daha da yukarı çıkıyor. Mesela Türkiye ile ilgili tahmini %5 IMF'nin. %5'lik bir daralma bekliyor. Bu koronavirüsü salgınının etkisinden dolayı ekonomide. Diğer taraftan şirket ve fabrikalar kapatılmış durumda. Bankaların karları, küresel çaptaki bankaların karları, özellikle Amerikan bankalarından bahsediyoruz. İşte bunların içerisinde Goldman var, JP Morgan gibi çok önemli büyük bankalar var ve bu bankaların %60, %70 oranında karlılıklarında düşüşler var. Büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte bu düşüşler devam edecek. Hatta zarara girme ihtimalleri var bu bankaların. Bu da çok ciddi bir finansal krizi işaret ediyor dünya çapında. Parasal destekler aslına bakarsanız şu anda hastalığa çare olmak için piyasaya veriliyor. Ama açıklanan her parasal destek aslına bakarsanız tasarrufa yönelmeye devam ediyor. Bu da dolar ve altına olan talebi arttırıyor. Amerika başta olmak üzere OPEC de buna dahil, Rusya da buna dahil petrol üretiliyor ama dünyada sanayiyle ilgili üretim durma noktasına geldiği için talep dibe çökmüş durumda. Bu nedenle petrol sadece depolara gidiyor ve depolar dolmak üzere. Bu da yarın öbür gün çok ciddi bir petrol kriziyle karşı karşıya kalınacağını ortaya koyuyor. Diğer taraftan petrol üreten ülkelerin de çok zor duruma girebileceğini işaret ediyor. Bunların arasında hem Arap ülkeleri hem de Rusya bulunuyor. İşsizlik artıyor, yoksulluk artıyor, borçluluk artıyor. Dünyanın borçları 255 trilyon dolara gelmiş durumda. Bu da tüm dünyanın gayri safi yurt içi hasılasının, yani dünyanın toplam gelirinin neredeyse 3 katı pozisyonda arkadaşlar. Amerika 5 trilyon dolar, Avrupa 500 milyar euro, Japonya 1 trilyon dolar, Dünya Bankası 100 milyar dolar, IMF 100 milyar dolar ve buna benzer ülke, kurum ve kuruluşlar çok ciddi paketler açıkladı ama bu paketlerin hiçbiri şu anda hastalığın açtığı yarayı kapatabilecek pozisyonda değil. Büyük bir ekonomik krizin önünü kesme ihtimali de her geçen gün biraz daha azalıyor. Bunun için bütün dünya şu anda dünyanın ciddi bir ekonomik krize gittiğini konuşuyor. Hatta 1928-38 aralığındaki ekonomik bunalımdan çok daha büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalınabileceğini konuşuyor. Biliyorsunuz ben bu hastalık daha gündeme geldiği ilk günlerde sizlerle paylaşmıştım. Artık bunu dünyada iyiden iyiye dile getirmeye başladım. Sadece ekonomik krizle de kalmıyor. Aynı zamanda çok büyük bir dünya savaşı endişesi de iyiden iyiye konuşuluyor artık bütün dünyada. Almanya, Fransa gibi Avrupa'nın başı çeken ekonomileri çok ciddi daralmalarla karşı karşıya, ekonomileri durma noktasına gelmiş durumda. Hatta Avrupa Birliği'nin geleceği tartışılmaya başlandı. Tahminlere göre küresel çapta şirketlerin %25'i ile %40'ı arasında batıklar karşımıza çıkacak önümüzdeki süreçte. Amerika'da işsizlik her geçen gün artıyor. Sadece Nisan ayında 20 milyon kişi işsizlik maaşına başvuruda bulundu. Çin'de ilk çeyrekte 460 bin şirket iflas etti, battı. Avrupa koronavirüsle baş edebilmek için bütün bütçe kurallarını alt üst etmiş durumda. Fed'e göre Amerikan ekonomisi yakın zamanda açılsa bile 18 ay boyunca sürekli yeni yeni kapanmalarla karşı karşıya kalınabilir. AB ekonomisinin daralma beklentisi %10'a çıkmış durumda. Fransa Maliye Bakanı açıklama yaptı. Daralma beklentisi, Fransa için daralma beklentisi %8 oranında. Bu da iyimser tahmin. Borsa firmalarının bilançoları hızla kötüye gidiyor. Bu da küresel borsaların önümüzdeki dönemde çok sert çöküşlere tanık olacağını bizlere gösteriyor. Amerika'da imalat, konut, perakende sektörleri çok zor durumda. G20 ülkeleri koronavirüsle mücadele için tam 7 trilyon euro ayırdılar. Bunun bile bu duruma çare olacağı konusunda kuşkuları var. Kriz algısının derinleşmesi altına ve dolara tüm dünyada talebi arttırıyor. Herkes olası bir krize, olası bir savaşa hazırlanıyor. Bunun için herkes tasarrufa yöneliyor. Herkes keşe yöneliyor. Dünyadaki gelişmeler bunlar. Biraz da Türkiye'ye bakalım. Hani dünyada dolara talep artsa da, altına talep artsa da, Türkiye'nin sağlam ekonomisi sayesinde dolar düşmeye devam eder diyenler var ya, onlara da bir iki cevap vermiş olalım. Bakın Türkiye'deki tablo aslına bakarsanız dünyadaki tablodan çok daha sıkıntılı. Çünkü dünyadaki tüm bu süreçler Türkiye'yi yakından ilgilendirdiği gibi bir de Türkiye'nin
ülkenin kendi iç meseleleri var. Örneğin devletin garanti ödemeleri devam ediyor. Hala müteahhitlere, o ballı kaymaklı müteahhitlere köprülerden, tünellerden geçiş olmamasına rağmen garantili ödemeler yapılacak gibi görünüyor. Bizler o köprüleri kullanmadığımız için garanti ödemelerin bütçeye olan yükü daha da artıyor ve 8 milyar liralık daha bir yük binmiş durumda. Yani devlet eğer ki geçiş olsaydı belki 8 milyar lira ödeyecekti o ballı kaymaklı müteahhitlere bütçeden, cebinden, ki o da bizim cebimizden çıkıyor ama neyse, şimdi o ikiye katlanmış durumda ve 16 milyar liralık bütçeden para ödenecek. Niye? Çünkü vatandaş oradan geçemiyor. Ekonomi tamamen durma noktasına geldiği için, hayat tamamen durma noktasına geldiği için. Hükümet ve Albayrak'ın tüm baskılarına rağmen bankalar, özel bankalar kredi vermeme konusunda ısrarlarını devam ettiriyorlar. Albayrak kendi cephesinden şöyle haklı, diyor ki piyasanın canlanması, insanların rahatlaması için özel bankaların uygun koşullarda kredi vermesi gerekiyor. Bankalar da şöyle haklı, özel bankalar, onlar da diyor ki her verdiğimiz kredi bir batık olarak bize dönecek. Hem bilançolarımızı bozacak hem de karlılığımızı kötü etkileyecek ve bu da bizim borsa performansımızın da sıkıntıya girmesini beraberinde getirecek. Neden böyle bir riske girelim diyorlar. Bakalım bu savaşın sonu ne olacak? Türkiye'nin IMF ile de anlaşma ihtimali görünmüyor şu anda. En azından hükümetin açıklaması bu yönde. Diğer taraftan IMF ile anlaşmayan Türkiye Fed ile anlaşmaya, onunla swap yapmaya çalışıyor. Ama Fed de Türkiye ile swap yapmaya yanaşmıyor. Bütçe Mart ayında 43.7 milyar lira açık verdi. Hazine aynı dönemde 40 milyar açık verdi. Türkiye'nin bu risklerini gören dünya, Türkiye'nin risk puanını, yani CDS'ini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor ve risk puanımız, CDS'imiz 615 seviyesine gelmiş durumda. Konut satışları hızlı bir şekilde düşüyor. Bir önceki ay %51 artış kaydetmişti sözde, tırnak içerisinde. Bir bakıyorsunuz Mart ayında %3.4 artış kaydetmiş sadece. Neredeyse %48'lik bir düşüş var konut satışlarında bir önceki aya göre. Perakende ve imalat sektörlerinde ciddi sıkıntılar var. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri hızlı bir şekilde eriyor. Şubat ayından bugüne kadar tam 19.1 milyar dolarlık bir düşüş olmuş durumda. Cari açık 1 milyar 230 milyon dolara ulaşmış durumda. İşsizlik hızla artıyor. Gıda enflasyonu hızla artıyor. Üretim tamamen durma noktasına gelmiş durumda. Borçlar kapıda, özellikle kısa vadeli borçların çevrilme ihtimali her geçen gün zorlaşıyor ve bu koşullar içerisinde, tüm bu saydığım koşullar içerisinde Türkiye'de doların düşmesi, altının düşmesi bekleniyor. Ne diyeyim ben size? Size inandırıcı geliyor mu? Cevabı siz verin. Ben sorayım sizlere. Bu koşullar içerisinde dolar ve altına olan talep dünyada azalır mı? Dolar ve altına olan talep Türkiye'de azalır mı? Dolar ve altın fiyatları hem dünyada hem de Türkiye'de düşer mi? Cevabı siz verin dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Kanalımıza destek olmak istiyorsanız katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisine üye olabilirsiniz dostlar. Hoşça kalın, mutlu kalın.